Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Önümde çok notlar var. Hiç vakit kaybetmiyorum. Ekonomist Murat Sururu Özbüyük ile karşınızda hemen başlıyoruz. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru, merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet Murat Bey, işte Suudi Prensi yani Veliaht Prensi Salman Türkiye'ye bugün geliyor. Bütün beklentiler acaba döviz mi gelecek, ne olacak, anlaşmalar imzalanacak, Türkiye rahatlayacak mı diye düşünüyorduk ki kazınaya pek öyle değilmiş. Bugün Paramedya Oda TV'den Hazar Şahsuvar'ın yaptığı habere atıfta bulunarak o da yayınlamış. Haber şöyle, Suudi Prens Salman para vermeye değil, bu sefer almaya geliyormuş. Türkiye'den 500 milyon dolar istiyor. Peki bu parayı neden istiyor? Çantasında önemli evraklarla geldiği söyleniyor. Türkiye'ye yatırım değil, bir dolandırıcılık davası ile ilgili dosyayla geldiği söyleniyor. Ne oldu, biz hani paralar gelecek diye düşünürken bir de şimdi prense para mı ödeyeceğiz? Ne oluyor? Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye buna denir. Şimdi hukukun olmadığı, böyle karışık kuruş ilişkilerin olduğu ekonomilerde bu iş eninde sonunda gider, uluslararası ilişkilere de yansır hep bu. Ya bu iş epey uzun süren bir dava iş. Sonuçta dolandırıcılığa, uluslararası dolandırıcılığa dönüşmüş. Mesela üzücü bir uçak kazası yaşanmıştı bundan. İşte sanıyorum 2018'deydi Evet. İran'da Başaran Holding'in patronunun kızı İran'da bir uçak kazasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken vefat etmişti. Tuhaf bir kazaydı. Nasıl olduğu, neden olduğu çok da anlaşılamamıştı. Umarım işin içerisinde bir sabotaj, cinayet, işte bir böyle intikam saldırısı gibi bir şeyler yoktur. Evet. Çünkü para işi bu. Bu tip para işleri ortaya girdi mi hangi mafya hangi deliğe girer, hangi delikten çıkar bilmek mümkün değil. Çok büyük paralardan bahsediliyor. Evet. Sonrasında Bahreyn'in ama Suudilerden aracı olmayı istemişler. Biliyorsun mevzu bahis dolar olunca bir gazetecinin kuşbaşı doğranması teferruat oluyor. Evet. Yani Başaran Holding ile ilgili oradaki 6 banka suçlamada bulunuyor. İşte niteli dolandırıcılıktan tutun pek çok pek çok şey. Bakalım bugün. Manama da var işin içinde. Evet, bayağı oldukça. Paralar tabii, paralar Panama üzerinden aklanmış falan filan deniyor. Yani bilmediğim, araştırmadığım bir konu. Ama hep seninle konuşuyoruz Ebru. Ekonomi güven işidir. Önce hukuka, yasalara güveneceksin. Herkes yaptığı işi hukuk çerçevesinde yapacak. Ve hukuk çerçevesinde yaptığı veya yapmadığı işlerden dolayı hesap verecek. Hukuk bunu tarafsız, bağımsız ve hızlı bir şekilde çözecek. Yani Evet. sorun 2007'lerde başlamış. Bak kaç yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Yani bu eninde sonunda Türk ekonomisine olan güveni sarsacak işlerdir. Ha, bu tek değil. Ne oldu? Lübnanlı işte Hariri de Türkiye'yi dolandırdı biliyorsun. Evet. Yani bir yerde hukuk göz ardı edilirse, hukuk siyasallaştırılırsa, iktidarın isteklerine uygun faaliyetlere cevaz verilirse işler çığırından çıkıyor. Bu şaşılacak bir şey yok. Biz de Türk Telekom üzerinden dolandırıldık aslında, yani Türkiye'de pek çok şekilde dolandırıldı. Bu işte biraz Ya fazla düşünce. geçen gün çok güzel bir hikaye okudum. Uzun anlatmayayım. Kanada'da bir vatandaş, Türk vatandaşı sokaktan bir ağacın dalını koparıyor. Çok beğeniyor üzerindeki çiçekten. Daha çay içmeye girdiği kafede otururken zabıta geliyor. Diyor mahkemeye mi çıkmak istersiniz? Burada yazacağımız cezaya mı katlanmak istersiniz? Adam diyor ceza ne kadar? İşte ölçüyorlar 40 santim geliyor dal. 40 dolar ceza yazıyorlar. Kendi ülkesinde bir ağacın dalına 40 dolar ceza biçen şey Kanadalılar Türkiye'de hukuk olmadığı için gelip ormanlarımızı kesebiliyorlar. Milyonlarca ağacı kesebiliyorlar. Ne o? İşte siyanürle altın çıkaracaklarmış. Ya işte hukuka saygı. Evet, bu arada yangın deyince Marmaris'te de ciddi bir orman yangını var. Yine inşallah bir an önce kontrol altına alınır ama bu işte çok su götürecek gibi. Bakalım bugün prens gelsin ne tür açıklamalar olacak onu da göreceğiz. Peki ekonomi güven işi dediniz az önce.
TÜİK'te tüketici güven endeksini açıkladı, buradan da öyle bağlamış olayım. Haziranda görünen o ki tüketici güven endeksi 6.2 azalmış, 63.4 olmuş. Bence bu rakam bile çok iyimser, değil mi? Vallahi bence de iyimser. Kim güveniyor, nasıl güveniyor? Ya yani ben bu anketlere inanmıyorum. Burada bak, bu sosyal medya kanunlaştığı andan itibaren buradan söyleyeyim izleyicilerimize, her gün ekonomi tıkırında yorum yapacağız. TÜİK yetkililerine de tavsiye ediyorum. Çünkü yasa diyor ki gerçeğe aykırı bilgiyi yayanlar 3 yıl hapsedilir. Yani gerçeğe aykırı bilgiyi sadece senin benim vereceğim şey değil. Yani eğer TÜİK de gerçeğe aykırı bilgi yayınlıyorsa yöneticilerin hepsi hapsedilir. Yani. Yani bakarsın adamına göre muamele olur. Biz gerçeğe aykırı yayın yapıyoruz diye bizi tutuklarlar. Diğerlerini şey yapmazlar. Biliyorsun dolar 10 lira olacak diyen gazetecilere, ekonomi yorumcularına dava açmışlar. Bu dava açanlar nerede? Dolar nerede? O gazeteciler evet. Ne oldu? Şey yapmak lazım. Evet. Peki. Dolar nerede? HSBC'nin baş ekonomisti İbrahim Aksoy bir hesaplama yapmış Murat Bey. Merkez Bankası'nın son 6 ayda döviz kurlarını baskılamak için toplamda 59 milyar dolarlık örtülü satış yaptığını tahmin ediyor yaptığı hesaplamalarla. Yani 6 ayda 59 milyar dolardan bahsediliyor. Yani bunu birçok ekonomist hesap ediyor. Veriler şeffaf paylaşılmadığı için ve işlemler de şeffafça yapılmadığı için, yani Merkez Bankası dolar satacaksa ihale açar. İhalede istediği fiyattan istediği kadar dolar satar. Tabii elinde doları varsa. Evet. Ama arka kapı yöntemleriyle işte kamu kurum ve bankaları üzerinden yapılan satışlar kuru belli bir seviyede tutmayı amaçlıyor. 128 milyar dolar da böyle yandı zaten. Hani ne oldu filan deniyor ya, işte böyle yandı. Ebru, şimdi insanlar önce şunu anlamalı. Kurlar arttığı için enflasyon artmaz. Enflasyon arttığı için kurlar artar. Çünkü kur dediğimiz şey iki ülke para birimi arasındaki satın alma gücünün eşitliği. Türkiye'de bir hamburger 20 lira, Amerika'da 1 dolar 20 lira ise teorik olarak 1 dolar 20 lira olması gerekir. Ama bu işte para politikalarıyla bu saptırılır. Eğer siz doğru yerde kurları oluşturamazsanız iki şey olur. Ya ihracatınız çakılır, ithalatınız patlar ki Türkiye'de olan budur. Ya da işte para hareketlerine kısıtlama getirmek zorunda kalırsınız. Yani para anlamını kaybeder. Convertible para değerinin serbestçe kıyaslanabildiği, fiyatının piyasa parametreleri doğrultusunda serbestçe oluştuğu ortam demektir. Şimdi bu açık yaptıkları şey eninde sonunda bir nokta gelecek, bir patlamaya yol açacak. Yani ya kur patlayacak ya dış ticaret açığı patlayacak. Dış ticaret açığının patlaması zaten çok büyük bir sorun. Çünkü Türkiye borca ithalatı borç alarak yapıyor. Evet. Ya da borçlanarak yapıyor. Yani adama parasını ödemiyor, mal geliyor, inşallah bir gün öderiz deniyor. Ya bunlar tuhaf politikalar. Yani daha evvel söylemiştim, bunlar heterodoks falan değil, paradoks politikalar. Ne yaptıklarını bildiklerini de çok sanmıyorum. Evet. Peki, yine güzel bir haber vereyim mi? Benzine 25 Hadi. Kuruş indirim gelecek. Bu iş mehter marşı gibi. 2 ileri bir geri, 2 ileri bir gelir. Yani böyle diye diye 50 liraya gider. Evet. Evet. Petrol fiyatlarında da yani dünyada bir düşüş var. %5'i aştı. Ama diğer taraftan da işte hep resesyondan bahsediyoruz. Bütün dünyada resesyondan ve enflasyondan bahsediyoruz. İngiltere'de de enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs'ta onlar da 40 yılın zirvesini gördüler. Murat Bey 9.1. Onlar için gerçekten çok yüksek rakam. Ebru, enflasyonun niye olduğunu, yani buna şaşıranlara ben şaşırıyorum. Pandemi yüzünden hepsi para bastı ve dağıttı. Yani acayip bir parasal genişleme oldu. Bunun enflasyon yaratmayacağını iddia eden arkadaşlar vardı. Onlar da işte yalan gibi, ya yanılmışız, biz bu kadar öngöremedik dediler. Halbuki ekonomi çok basit bir şey. Yani bu konudaki kuralları net. Sen parayı fazla basarsan enflasyon olur. Bunu İngiltere'de de yaparsan enflasyon olur. Amerika'da da yaparsan enflasyon olur. Türkiye'de de yaparsan enflasyon olur. Şimdi buna
şaşırmış gibi yapıp timsah gözyaşları dökmelerini ben anlamıyorum. Bu beklenen bir şeydi. Ha, bu ama şunu gösteriyor. Bu adamlar enflasyon yaratmayı bildikleri gibi enflasyonu durdurmayı da bilirler. Ve ellerinde enflasyonu durdurabilecek güçlü enstrümanlar vardır. Şimdi dünyada onu bekliyor. Enflasyonu durdurmak için bunlar bir takım iş ve eylemler yapacaklar, bir takım kararlar alacaklar. Bu da diyor resesyona yol açacak diyor. Ne oluyor? Petrol fiyatları eyvah diyor. Dünyada durgunluğa giderse, Çin'de de işte bu şey koşulları, hastalık koşulları, pandemi koşulları falan ağırlaşıyor. İş yani satacak, petrolümüzü satamayacağız. Kimse talep etmeyecek, talep olmayacak diye bir şey var. Ama bunlar geçici dalgalanmalar. Dünya resesyona gider mi? Bilmiyorum. Bu tamamen alınacak kararlara, alınacak kararların sertliğine bağlı ama eğer dünya resesyona giderse özellikle az gelişmiş ülkeler, aşırı borçlu, döviz borçlusu, devletler, şirketler ve şahıslar patır patır iflas eder. Evet. Bunun yaratacağı bir küresel ekonomik çöküş enflasyondan daha az etkili, daha beter bir şeydir. O yüzden ben merkez bankalarının höpürselerle, köpürselerle çok kararlı açıklamalar yapsalar da çok itidalli gideceğini, işte küresel bir ekonomik çöküşten ziyade küresel bir enflasyona razı olacağını, olacaklar, olmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Bunu bir buçuk yıldır konuşuyoruz sende. Evet. Yani enflasyon olacağını ve bu enflasyona devletlerin razı olmak zorunda kalacaklarını hep söyledim. Evet. Benim öngörüm bu tabii. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Şimdi geçen gün bir takım siyasiler, Bahçeli falan, işte efendim dünyada enflasyon var diyor. Ya Türkiye'deki enflasyon işte şeyde İngiltere'de %8, Türkiye'de %160. Yani İngiltere'dekinin 20 misli. Amerika'dakinin 20 misli. Avrupa'dakinin 20 misli. Evet. Tamam mı? Yani şaka değil. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bugün Veliaht Prens geliyor. Bakalım neler çıkacak. Yarın Merkez Bankası ne karar verecek? Yarın Merkez Bankası'nın kararından sonra biz yine burada olacağız. İzleyicilerimiz gelirse de bizi çok mutlu ederler. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.